Elon Musk kendi haline ağladı. İşkence dolu bir yılda ABD'de bir dizi teknoloji şirketinin CEO'su Elon Musk, New York Times'a gözü yaşlı bir röportaj verdi. Son bir yıl kariyerimin en zor ve en ıstıraplı yılıydı. İşkence doluydu. Tesla, SpaceX ve diğer pek çok şirketin sahibi Amerika Birleşik Devletleri'li mucit girişimci Elon Musk, hem kendi imajı hem de şirket kazançlarının ağır darbe aldığı bir yılın bilançosunu çıkardı. New York Times gazetesine duygusal bir röportaj veren Musk, sık sık gözlerinden yaşlar akıtarak içini döktü. Kah ağladı kah güldü New York Times'ın, kah ağladı kah güldü, diye betimlediği Musk dışarıdan, kendi etti kendi buldu, şeklinde gözlemlenen performansından şöyle söz etti, son bir yıl kariyerimin en zor ve en ıstıraplı yılıydı. İşkence doluydu. Musk'ın geçen hafta Tesla'yı borsadan çekeceğine dair tweet atıp bu hafta bloğunda finansmanı Suudi Arabistan'dan bulduğunu duyurması, yatırımcıları şoke ederken dava açılmasına bile yol açmıştı. OTWEAT'yi esrar içtikten sonra atmadım, yatırımcılar açısından, bardağı taşıran son damla, olan tweetle ilgili Musk, esrar içtikten sonra atmadım, esprisini yaparak şöyle konuştu, evimden havaalanına giderken attım ve atmadan önce kimseye göstermedim. Pişmanlık duymuyorum ve Twitter'dan çıkmayı planlamıyorum. BBC'ye göre Musk'ın meşhur tweette Tesla'nın hisselerini hisse başına $420 ödeyerek toplayacağını söylemesinin ardından, 4/20 özellikle Amerika Birleşik Devletleri de esrar tüketiminin sembolü haline gelmişti. Bunun tam olarak nasıl başladığı bilinmiyor. Ancak bir açıklama 4/20'nin Kaliforniya'da 1970'li yıllarda bir grup lise öğrencisi arkadaşın esrar için kullandıkları gizli kod olması ve buradan tüm ülkeye yayılması. Musk'ın attığı tweet sonrası Tesla'nın hisse senedi fiyatlarında büyük artış görülmüş, bu durum Amerika Birleşik Devletleri de borsa ve sermaye piyasalarını denetleyip düzenleyen SEC'in dikkatini çekmiş, tweetle ilgili soruşturma açan SEC, şirkete celp göndermişti. Ağzına geleni söyleyince ancak Musk'ın sadece iş alemindeki değil toplumsal hayattaki performansı da tartışılıyor. Geçen ay Tayland'daki mağarada mahsur kalan 12 çocukla antrenörlerinin kurtarılmasına yardım eden İngiliz mağaracıyı pedofiliyle suçlayıp sonra özür dilemesi hafızalarda, fabrikada yatıp kalktı, haftada 120 saat çalıştı Tesla'nın Model 3'ü için üretim hedeflerine ulaşmakta zorlanılırken fabrikada yatıp kalkan Musk, haftada 120 saat çalışmasının arkadaşlarını da kaygılandığını belirtti. Bu kadar yorgunluktan fiziksel ve zihinsel olarak etkilenip etkilenmediği sorusunu, pek de muhteşem değildi, endişelenen dostlar uğrayıp durumuma bakıyordu, diye yanıtladı. D.O. yumuşak YUMGÜNEYÜNEDE 24 saati İŞBAŞINEDA ancak 28 Haziran'daki doğum gününü 24 saat çalışarak geçirdiğini söyleyen Musk, tüm bir gece, hiç arkadaşım, hiçbir şeyim yoktu, dedi. İnsanlardan mustarip uyumakta zorlandığını kabul eden Musk, ya uyumama tercihi ya da uyku ilacı, dedi, podri meydan çekti, benden iyisi varsa gelsin yine de Tesla'daki yönetici rollerinden ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını belirten dünyaca ünlü mucit girişimci, elinizin altında daha iyi iş çıkaracak biri varsa lütfen beni haberdar edin. Benden daha iyi iş çıkaracak biri varsa iş onundur, hemen dizginleri ele alabilir, diye meydan okudu.